Yaşam alanlarına sahip çık platformu basın mensuplarının karşısına geçti. Biz Samandağ, Defne ilçeleri, Aknehir, Değirmenbaşı, Uzunbağ, Yeşilköy, Yeşilyazı, Koyunoğlu mıntıkalarında ikamet ediyoruz. Ziyaret rüzgar enerji santrali türbinleri yaşam ve geçim alanlarımızı tahrip etmektedir. Samandağ ve Defne'de kurulu rüzgar enerji santrallerinin bölgede yaşam ve geçim alanlarını kısıtladığı ifade edilen açıklamayı yaşam alanlarına sahip çık platformu adına Ahmet Dede okudu. Birinci derecede turizm sit alanı ve kesin koruma altında olan Sit Simon Manastırı'nın içini, bitişiğini ve çok yakın çevresini kırıp çukur açmış, beton dökmüş, çatı, kulübe, tribin ve mungi ucubeler dikmiştir. Simon Manastırı'nın kurulan rüzgar enerji santralleriyle tahrip edildiğini söyleyen Dede, durumun telafisi için Kültür ve Turizm Bakanlığı'yla müdürlüklere seslendi. Sit Simon Manastırı, UNESCO Dünya Miras Geçici listelerinde yer alıyor. Geçmişi yaklaşık 1500 yıl öncesine dayanan kültürel ve tarihsel mirası olan Sit Simon Manastırı tahrip olmuştur. Sit Simon Manastırı türbeni, çatı, kulübe ve ucubelerden kurtarmalı, onarmalı, aslına uygun tadilattan geçirilmelidir. Bu konuda Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın müdürlüklerini göreve davet ediyoruz. Yaşam alanlarına sahip çık platformu adına Ahmet Dede, rüzgar tribünlerinin birçok kuş türünün neslinin sona ermesine, bölgede hayvancılığın yapılamamasına neden olduğunu söyledi. Restel kuş katilidir ve birçok kuşun türünün neslinin yok olmasına neden oluyor. Kuş ana göç yolu üzerinde kurulan restel kaldırılmalıdır. Bu konuda Doğal Hayat, Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'nü göreve davet ediyoruz. Rest santralleri doğal iklimde değişim yaratabilmektedir. Ayrıca rest şirketinin kullanımına binlerce dönüm araziyi vermek ülkenizin önemli besin kaynaklarından biri tahrip etmektedir. Bu bölgede meralar yapılan rest türbinlerin hayvancılığa darbe vurmuştur. Dede, Hatay Valiliği ve Hatay Büyükşehir Belediyesi ile diğer müdürlükleri göreve çağırdıklarını söyledi. Samandağ, Defne ve Hatay Büyükşehir Belediyelerini, Samandağ ve Defne Kaymakamlarını ve Hatay Valiliğini, Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nü, Doğal Hatay Koruma ve Parklar Müdürlüğü'nü, Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü'nü, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlerini ve sorumlu olan herkesi göreve davet ediyoruz.